Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım, değerli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları. Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı 20'ye yakın il ve büyükşehir olmak üzere bir aya yakın süredir 31 Mart seçimlerinden sonra il ziyaretleri yapıyoruz ve buralarda seçim sonuçları ile ilgili konudaki değerlendirmelerimizi partili arkadaşlarımızla, AK Parti ailesinin değerli mensuplarıyla, bulabildiğimiz ölçekte, zaman yaratabildiğimiz ölçekte arkadaşlarımızla birebir konuşmalar, birebir istişarelerde bulunuyoruz. Ve onlara 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını, önümüzdeki süreci planlamamız ve önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenleri büyük bir motivasyonla, büyük bir heyecanla, yeni bir sürecin arifesinde olduğumuzu, bu sürecinde 2024 31 Mart seçimlerini geride bırakıp artık 2028'e, 2029'a dönük olan süreçte 2024 seçimleri sonuçlarından aldığımız ilhamla ve milletimizin talimatıyla yeni stratejiler belirlemek üzere il ziyaretleri yapıyoruz. Antep'in bende de çok özel bir yeri var. Benim Antep'le ilgili hukukum ve duygularımın özellikle Antep'e dönük olan güçlü oluşunun sebebi Antep'te partimin çok kıymetli yöneticilerinin olması. 31 Mart seçimleri bizim sandıktan beklediğimiz sonuçları alamadığımız, daha üst düzeyde daha iyi sonuçlar almayı hedeflediğimiz bir kampanyaydı. Ama vatandaşımızın kısmen sandığa gitmeyerek, kısmen başka partilere oy verme eğilimi içinde olarak beklediğimiz oyu alamadığımız bir gerçek. Ama o akşam, 31 Mart seçimlerinin akşamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ankara'daki balkon konuşmasında ifade ettiği gibi, sonuç şu veya bu, sandığın söylediği şey milletimizin bize talimatıdır. Milletimizin bize yeni yol haritası çizmek üzere, yeni stratejiler belirlemek üzere almamız gereken tedbirlerin bir ifadesidir. Sandık konuşur. Sandıktan çıkan oylar bir anlam ifade eder. Biz okuruz. AK Parti siyasetini 22-23 yıldır başarıdan başarıya koşturan da sandıktan çıkan milletimizin ifade ettiklerini iyi anlamış olmanın, iyi okumuş olmanın ve oradan okunmuş olan değerlendirmeleri gelecekteki siyaset yapma biçimimizi şekillendirmesi açısından ortaya konmuş olan bir yol haritası olduğu için AK Parti başarıdan başarıya gitmiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Niyaz ediyor. Hepinizden kalbi duygularımla selamlıyorum.